Zeytin, Anadolu coğrafyasının kutsal ağacı. Sonbahar kendini iyice hissettirdiğinde taneler olgunlaşmaya başlar bir bir. Köylünün belki çok yorulduğu ama sonrasında tüm yılına yetecek kadar zeytinyağını çıkardığı her anı emek, her anı alın teri bir serüvendir. Zeytinin serüveni. Köylü yabanlarda zeytin ağaçlarının altında kurar en koyu sohbetleri. Gördüğünüz zeytin tohumu hasatına başlandı. Şimdi yere dökülen acı olur, yenmez. Ondan da işte zeytin sapı pişer. Ondan sonra bundan ben gene götürülen sıkılır, yağ olur. Dökülen dip zeytinlerini topluyoruz. İlk dökülen zeytinlerdir bunlar. Bunlar genellikle sabun için kullanılır. Acı olduğu için. Ne yazık ki eskiden hep beraber toplanan zeytinler bugün artık yavaş yavaş aile büyüklerine kaldı. Bu da geleneksel bir kültürün yeni nesillere aktarılmasında bazı sorunlara neden oluyor. Eskiden çalıp çocuk, gelin, oğlan, kız ayrım yokturdu. Hep beraber gider gelirlerdi millet. Beraber toplanırdı. Konu komşu bir gün sana gider, bir gün bana gelir. Bir günde, iki günde herkesin işini bitirirlerdi. Şimdi yok, herkesin işi ayrı, gücü ayrı. İşi olmayan mandaline gidiyor. Saman Dağı'na gidiyor. Mandalin toplamaya gidiyor, maydanoz toplamaya gidiyor. Kimse kimseye yardım etmiyor. İhtiyacı olan ya parasından toplatacak ya da kendi sürünecek. Biz yaşlandık. Gençler de okuyorlar. Kimse toplayan yok işte. Geliyor topladığımız kadar, elimizden geldiği kadar topluyor, gidiyor. Malımız yani. Elimizden geldiğince topluyor, ne kadar toplayabilirsek topluyor. İşimiz bitince yorulduk mu bırakıyor, çekiyor, koyuyor, gidiyor. Zeytinleri, toplanan zeytinleri ben çuvala döküyoruz. Bunu da mengene gidecek. Orada işlem yapılacak. Bunları topladığımız zaman başından yeşil zeytin topluyoruz. Salamurasını yapıyoruz. Köstük deriz, ona koruz biz. Siyah zeytin yaparız. Attün deriz. Diğer kalanlarını da mengeliye gönderir, orada sıktırırız. Zeytinyağını bir kış kullanırız yani. Fazlası olursa satarız. Üretiminden paketlenmesine uzun ama heyecan verici bir yolculuğu var zeytinin. Az miktarda zeytin ağacı olan köylüler işçi çalıştırdıklarında ellerine pek bir şey kalmıyor. Bu da aile bireylerinin beraber çalışarak işi hep birlikte bitirmelerini zorunlu kılıyor. Mesela şimdi herkes Antakya'dan gelmiş zeytin toplamak için. Cumartesi pazar oldu mu bütün herkes köyde. Antakya'dan ne varsa Antakya'da. Hepsi köyde. İşçiye toplattırsak zaten kar zararını ödemiyor.
Ama biz kendimizce, kendi şeyimizde, o imkanlarımızla toplamaya çalışıyoruz. Yemeyeci falan tutamıyoruz. Bu 2-3 gün içinde herkes zeytinini bitirir ve ondan sonra tarlaların sürümüne, şeyine başlanır. Sürülür, ondan sonra tarlalar bırakılır. Önce bizim buralarda zeytin olmazdı. Biz Kusayır'a giderdik zeytin toplamaya. Şimdi herkes ekti. Zeytin çok oluyor bizim köyde. Böyle bir yere gitmezler. Şimdi herkes kendine yetecek zeytin ekik. Hatay'da birçok zeytin türü bulunuyor. Her birinin lezzeti farklı. Zeytin dünya coğrafyasında ilk olarak Ürdün, Antep ve Hatay üçgeni içerisinde görülmüştür. Ondan sonra da bütün dünyaya yavaş yavaş yayılmış bir Akdeniz ürünü olan zeytin günümüzde çokça kahvaltılarda kullanıldığı gibi salamurası da yapılmak suretiyle uzun süre bekletilebiliyor. Zeytini zeytinyağı olarak da kullanma açısından büyük bir önem arz etmektedir. Şimdi biz bunlar siyah zeytin. Biz bunları attın yapıyoruz. Çatallıyoruz. Bunu kaya tuzuyla tuzlayıp satıla koyup bunu bir müddet bekletiyoruz. Kendi bilgimize göre bizim. Öbür Hazrettinler gibi değil. Ama daha güzel oluyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Zeytin ve zeytinyağı o kadar hayatımızın içindedir ki çocuk oyunlarına bile konu olmuştur. Deve cüce oyununun Antakya'daki adı zeyt ve pekmezdir. Ve sadece ellerle oynanır. Türkiye'de sadece Hatay'da 10 çeşit zeytinimiz var. Zeytinin önemi sadece buradaki yağ ve sofralık olarak kullanılması değil, aynı zamanda Kur'an'da Tin suresinde Allah iki ağacın üzerine yemin eder. Bir tanesi incir, bir tanesi de zeytin. Tin suresi zaten başında zeytin ve incir ağacını işaret etmek suretiyle önemini arz etmektedir. Bunun yanında Antakya'da, Antakya ve çevresinde ona yakın zeytine sahibiz. Bunlar en önemlisi ve Türkiye'de yavaş yavaş Türkiye tarafından da tanınan halhali zeytinimiz. Halhalinin de 3 tipi var. Minik halhali, orta ve büyük olmak üzere. Bunun yanında haşebimiz, 5 kardeşimiz, buna benzer birçok zeytine sahibiz. Zeytin şifadır, hayattır Hatay'da. Binlerce yıldır bu toprakların bize bıraktığı mirastır. Onu korumak ve yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi.